Yani ve Fenerbahçe'nin kenar oyuncularının çizgiye inmediği bir oyun sisteminde, inemediği, mecburiyetten dolayı inemediği bir oyun sisteminde biz mentali de konuşsak, fiziksel durumu da konuşsak, geleceğimiz noktada hep Fenerbahçe'nin oyununun kısır bir oyun olduğundan ibaret bir konuşma içerisine gireceğiz. Çünkü merkez oyuncuları o kadar çok efor sarf ediyor ki çizgiye inmediği için bekler ve kenar oyuncuları Fenerbahçe maçlarında oyun hep merkezde toplanıyor. Rakip biraz merkezi kapattıktan sonra zaten Fenerbahçe kısır bir oyun temposu haline giriyor ve oyun temposu da yavaşlar hale geliyor. Çünkü ilk 45 dakikalarda Fenerbahçe oyuncuları biraz fazla efor sarf ediyorlar. Nedir o? İşte golü bulana kadar sürekli blok arası deniyor. Sürekli oy, e, gezinen bir merkez ortası. E, oyuncular da düşmeye başlıyor. Oysa ki bu bir bireysel bir oyun değil. Tüm takımın iştirak etmesi gerekiyor. Oradaki mantık ne? Ben merkezde bu kadar e, oyuncuyla oynuyorum. Fenerbahçe 3-4 oyuncu merkez ile oynuyor. E, o zaman aslında amaç ne? Rakibin konsantrasyonunu merkeze toplayıp kenar oyuncularını çizgiye indirmek. Şimdi kenar bu oyun felsefesinde bunu yapamadıktan sonra e, senin zaten santraforun Serdar Dursun ve Berişa biraz daha çizgi oyuncusuna muhtaç santrafor tipleri. Sen bu sefer ne yapmaya başlıyorsun? Ligin ikinci yarısında iki, e, maçın ikinci devresinde Fener, Fenerbahçe'nin kenar ortaları fazlalaşmaya başlıyor. Yani oyuncu problemi çözemeyince orta yapmaya başlar. Bir maçta dikkat edin ne kadar orta sayısı fazlaysa ha ceza sahası içinde hava hakimiyeti mükemmel bir oyuncun olur. Sen sürekli şişirirsin. Ama Fenerbahçe'nin e, oyuncuları da Fenerbahçe'deki oyuncular da maç tıkandığında al ver al ver yapamıyoruz artık. Mecburen hadi ceza sahasına topu gönderelim. Bundan ibaret oluyor. Yani Fenerbahçe eğer bek transferi ya da kenar oyuncu <laughs> transferi yapmazsa <laughs> bence ligin ikinci ligin ikinci yarısında yine aynı problemlerden bahsederiz Fenerbahçe'de. Bu arada e, şimdi Fenerbahçe ile ilgili detayları Aspor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'dan almıştık. Şimdi Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan hazır. sarı kırmızılı takımdaki transfer çalışmaları ya da sıcak gelişmeleri kendisinden alacağız. Erik Pulgar İstanbul'a gelmişti. Gomis transferi Galatasaray'ın gündeminde en fazla yer bulan iki isim ve daha fazlası. Tüm detaylar Emre Kaplan'da. Erdem Bitik öncelikle Antalya'dan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Önce isterseniz kamp çalışmalarıyla başlayalım. Sonrasında transferle ilgili durumları ifade etmeye çalışalım. Galatasaray bilindiği üzere Alanya Spor maçı öncesinde iki gün önce Antalya'ya gelmişti çalışmalarını sürdürmek adına. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Florya'daki antrenmanların bir bölümü stada taşınmıştı. Çok sağlıklı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirememişti. Buraya geldi Sarı Kırmızılar. Burada şu ana kadar bir antrenman gerçekleşti ve bu sabah ve şu sıralarda aslında saat 16 itibariyle günün ikinci antrenmanı başlayacaktı Galatasaray'da ama hava şartları nedeniyle Antalya'da şu anda biz biraz daha kapalı biraz daha korunaklı bir noktada olduğumuz için çok fazla ekrana yansımıyor olabilir ama yoğun bir yağış var ve Takım da salonda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hem sabahki antrenman salonu alındı hem de saat 16'da şu sıralarda başlayacak olan çalışmanın da salonda gerçekleştiğini söyleyelim. Bu biraz tabii çalışmaları etkileyen Alanya Spor maçı öncesindeki durumu etkileyen konulardan bir tanesi oldu. Normal şartlarda basına da açık olarak gerçekleşecekti. Muhtemelen biz şu anda bir antrenman görüntüsü paylaşıyor olacaktık ama salona alındığı için Galatasaray Kulübü de pandemi şartları nedeniyle basın mensuplarının girişine izin vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu işin çalışmalarla ilgili kısmı. Dün akşam saatlerinde Bafetim Bigomis buraya geldi. Takımla birlikte çalışmalara dahil olacak. Pulgar bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Onun Antalya'ya gelip gelmeyeceğiyle ilgili durum henüz belli değil. Bugün o sıcak konularından bir tanesi Galatasaray'ın son transfer hamlesi Semih Kaya. Eski oyuncusu, altyapısından yetişen isim. Yeni Malatya sözleşmesini feshetmişti. Birkaç gündür aslında Galatasaray'la ilgili haberler çıkıyordu. Çaykur Rizespor'la da bir görüşme gerçekleştirdi Semih Kaya. Fakat Galatasaray'da oynama isteği tabii ki daha ağır bastı. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından Torrent'in de oyuncuyla ilgili raporu istendi ve Torrent'te özellikle şu anda mevcut kadroda Luyendama ile yollar ayrıldı. Alpaslan Öztürk'ün omzunda bir problem var. Işık Kağan Arslan genç stoperi Galatasaray'ın sakatlığı devam ediyor. Stoper rotasyonunda bir sıkıntı yaşanıyordu. Bu nedenle Semih Kaya'nın gelişi hocanın da onayından geçti. Öte yandan Malatyaspor'da son dönemde savunmanın sağında da sık sık forma şansı buluyordu Semih. Galatasaray'ın şu anda bir sabek sıkıntısı da var. Saşa Boye sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya gelmedi. Omar zaten henüz tam olarak hazır değil ki Avrupa listesine de yazılmadığını söyleyelim umarım. Bugünün önemli konularından bir tanesi de bu belki. Şu anda Sağbek bölgesinde de bir problem yaşanıyor. Semih'in de burada değerlendirilebileceği düşünüldüğü için takıma katıldığını, sezon sonuna kadar bir anlaşma sağlandığını söyleyelim Semih Kaya için. Onun dışında dediğimiz gibi Pulgar İstanbul'a geldi. Pafetim Migomis burada ve Avrupa listesinde dün akşam itibariyle Galatasaray teslim etti hemen buradaki değişikliklerden bahsedelim. 3 oyuncu değişikliği hakkı vardı Galatasaray'ın bu listede. Buffett'in bir eklendi, Erik Pulgar eklendi ve Inyaki Penya Galatasaray'ın yeni kalecisi Avrupa listesine eklenen isimler oldu. Luyendama ve Yedlin'de zaten yollar ayrılmıştı. Embaye Cagne de Avrupa listesinden çıkarılan diğer isim oldu. Cagne'nin ismi lige, ligde devam ediyor. Yani lisansı ile ilgili, sözleşmesi ile ilgili herhangi bir problem yok ama yine de yolların ayrılması için de bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyelim Galatasaray yönetiminin. Kiralamaya da Belki bonservisiyle ayrılması konusunda bir çalışma gerçekleştiriliyor ama henüz burada somut bir gelişmenin de olmadığını ifade edelim. Bir, bir şey soracağım. Şimdi Antalya kampı açıklandığında Galatasaray kadrosunda, kamp kadrosunda hangi oyuncuların olduğu listesi de e, sosyal medyada paylaşılmıştı. Ve o listede Bartu Elmaz da vardı ki Bartu'yu biliyoruz geçtiğimiz günlerde Fransa'ya gitti, Marsilya ile ele anlaştı döndü. Şimdi Bartu ile ilgili Sayın Başkan Burak Elmas'ın da açıklamaları vardı kulüp televizyonuna. Bartu Antalya'da takımla beraber mi yoksa orada farklı bir gelişme söz konusu oldu mu? Bartu buraya takımla birlikte geldi. Hatta Antalya'ya iniş esnasında burada takımı karşılayan taraftarlardan biraz tepki de gördü. Takımın İstanbul'da gerçekleşen çalışmalarının ardından Tuzla Spor'la oynanan bir hazırlık maçı vardı. O maçın hemen ardından Galatasaray takımı iki gün izinliydi. O iki günlük izin sürecinde Bartu Fransa'ya gitti. Marsilya ile sezon sonundan geçerli olmak üzere dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Sonrasında İstanbul'da takımla çalışmalara devam etti. Antalya'ya geldi. Takımla birlikte burada kafiledeydi. O tepkilerin üzerine Galatasaray yönetimi aslında o akşam itibariyle bir karar aldı ve Bartu şu anda kadro dışı takımla birlikte çalışmalarda yer almıyor ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor gibi gözüküyor. Lan, stüdyodan bir de Aytaç Kara e, sorusu da var. Aytaç'la ilgili gelişmeler, Göztepe'ye gidip gitmeyeceği yönünde bu konuyla ilgili neler aktarırsın bize? Aytaç aslında uzun zamandır hem Göztepe'yle hem de Süper Lig'den farklı kulüplerle de görüşüyordu. Hoca değişikliği sonrasında biraz Aytaç'ın süreci uzadı. Hocanın Aytaç'la ilgili kararı, rotasyonda vereceği yer biraz Aytaç'ın geleceğini belirleyecekti. Göztepe'yle görüşmelerde bulundu bireysel olarak anlaşmasını sağladı. Sonrasında da yönetim yönetime bu durumu aktardı. Göztepe ile olan görüşmelerine ve geldiği süreci. Yönetim de işi hocaya bırakmış durumda. Domenek Torrent da Aytaç'ın gidişine izin verdi. Muhtemeldir ki kısa süre içerisinde bu transferde resmiyete kavuşacak gibi duruyor. Aytaç da en azından sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyecek gibi gözüküyor. Emre Kaplan çok teşekkürler aktardığın detayları için. Antalya'da Galatasaray kampını takip ediyor Emre. Kolay gelsin diyelim, iyi çalışmalar dileyelim. Tabii kötü hava koşulları sebebiyle bugün Galatasaray salonda çalışmak durumunda. Şöyle bir hava durumuna da baktım. Bayağı bir yağışlı gözüküyor. Rüzgarın saatteki hızı da yaklaşık 25-30 kilometreye kadar çıkacakmış Antalya'da. Ki Antalya'nın rüzgarı e, yolda yürütmez sizi. Bugün salondan çıkamayacak Galatasaray.